Ben Molly'ye katılıyorum. Paniklemeye hiç gerek yok. Bunun ne olduğunu bile bilmiyoruz. Teşekkür ederim Bayan Petunia. Sonunda biri mantıklı konuştu. Bu doğru. Ve köstebekler olarak bir şey anlamadığımızda yaptığımız şeyi yapmamız gerekiyor. Onu yok edin. Hayır. Daha önce böyle bir şey görmemiştim. Ne kadar güzel. Dokunsana Molly. Ne? Ben mi? Yani seve seve yapardım. Ama istemiyorum. Bu kadar korkma Molly. Ne sanıyorsun, seni zaplayacağımı falan mı? Tamam, dokunacağım. Ama beni zaplarsa sorumlusu sensin Lester. Lütfen zaplama. Lütfen zaplama. Vay, bu gerçekten sihirli bir dikdörtgen. Bu güzel. Evet. Bunu daha önce görmüştüm. Ne? 2 yıl kadar önce yer üstüne çıktığımda onu görmüştüm. Her erkek, kadın ve çocukta böyle bir şey var ve onları akılsız zombilere dönüştürüyor. Bunlara saplantılı oluyorlar. Bütün gün dikdörtgenlerine bakıyorlar. Amaçsızca etrafta yürüyüp bir şeylere çarpıyorlar. Beni dinle muhafız. Bu dikdörtgen şey sorundan başka... Şey, o deli değil mi? Hayır! Sonumuz yakın! Hepimiz ona saplantılı olup akılsız zombilere dönüşmeyeceğiz değil mi? Bakın, şimdiden 12 baston şeker topladım. Bu dikdörtgen bir harika! Derin bir nefes alın ve hepsini salın. Sonunda herkes yatağa yattı. Ne? Şimdi kim kullanıyor? Mişmoş, bütün gece oynadın mı? Oyun mu? Yaptığımın bu olduğunu mu sanıyorsun sen? Araştırma yapmak bu. Araştırma ha? Demek dikdörtgen henüz seni transa sokmamış. Hayır, tabii ki sokmadı. İstediğim zaman bırakabilirim. Güzel, o zaman kapatmanın sakıncası yoktur. Hiç de yok. Tamam, buyur. Kapatıyorum. Kapat o zaman. Şimdi kapatıyorum. İyi. Lütfen kapatma, lütfen. Şeker sahasına ulaşmak üzereyim. Orası kırmızı cikle şekerlerin olduğu yer. Kırmızı cikle şekerleri toplamalıyım Molly. Buna mecburum. Aha, tam da düşündüğüm gibi.